Kanal Bitlis Televizyonu'ndan herkese merhaba. Bir tarafsız mikrofon programıyla tekrar karşınızdayız. Bildiğiniz üzere 2019'da yerel ve genel seçim olmak üzere bütün şehrimizde seçimler olacak. Bizim büyük şehirlerde olan Bitlisli hemşehrilerimizin sadece seçmen olarak değil, aday olmalarını istiyoruz. Kanal Bitlis ekibi olarak böyle bir çalışma başlattık. Bakalım Tatvan halkımız bu konu hakkında ne düşünecek? Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, Mehmet Nuri Aki, Tatvanlıyım. Devlet Demir Yolları'nda güvenlik personeliyim. Öyle. Peki Mehmet Bey, şimdi bizim 2019'da seçimlerimiz olacak. Bu seçimlerde büyük şehirlerde bizim Bitlisli hemşerilerimiz çok. Bunlar sadece sandığa seçmen olarak gidiyor. Biz diyoruz ki Kanal Bitlis ekibi olarak sadece seçmen olmasın. Orada seçilsinler istiyoruz. Böyle bir projemiz var. Peki siz bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki bizim hemşerilerimiz burada aday olduğu gibi aynı şekilde batıda da aday olmalarını tabii ki istiyoruz. Gerek burada gerek orada her şekilde destek alacaklarına inanıyorum. Bu konuda başaracaklarına da inanıyoruz. Bizim insanlarımız beceriklidir, iş yapıcıdır. İnşallah böyle bir şey yaparlarsa gerek burada gerek orada hemşehrilerimiz bizler destek oluruz. Teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak Tatvan'ımız için de güzel şeyler yapılıyor. Belediye başkanımıza, vekilimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Hemen Tatvan'ın bütün eksikleri giderildi. Güzel bir şehir oldu. Artık insanlar buraya gezmeye geliyor. Önceleri de geliyor tabii ki ama şimdi daha da güzel oldu. Tatvan'ımız her haliyle güzel. Güzel, eksik olan yerleri vardı. Onları da belediye başkanımız tamamladı. Burada kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir eksiğimiz var burada, onu söyleyeyim. Ana cadde doğalgaz çalışması yapılmadı bu senede. Bu konuda çalışmalarını yaparlarsa, doğalgaz hatını sorunu giderirlerse Tatvan'ın eksiği bitmiş olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, sağ olun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Mehmet Selim Öge. Ben Hizanlıyım. Bitlis Hizanlıyım. Şimdi öncelikle bizim 2019'da seçimlerimiz olacak. Yerel seçim, genel seçim, muhtarlıktır, belediye başkanlığıdır. Bu tarz seçimlerimiz olacak. Şimdi bizim büyük şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi ve benzeri şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz sadece sandığa seçmen olarak gidiyor. Biz diyoruz ki Kanal Bitlis ekibi olarak onlar sadece seçmen olmasın, aday olsunlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki seçmen zaten tercihini kullanacaklar, zaten o doğru bir şeydir, bir iştir. Ama onun dışında da illaki bizim okuyan, yani bu milletvekili olsun, hatta muhtar olsun, yerli olmasını biz can gönülden istiyoruz ve destekleyeceğiz. Yani bizden olsun. Sadece seçmen olmasın. Hem seçmen hem aday. Bizden olursa biz memnuniyet duyarız yani. Buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı aday olacak olan milletvekillerimize ya da milletvekili olmak isteyen adaylarımıza? Vallahi şimdi şöyle, bizim aday olacak çünkü Bitlis milleti çoğunlukla gariban biri. Yani yoksul bir kesim. Her aileden de bir öğrencileri var. Ben az önce bir öğrenci kaldıkları yere baktım. İnan ki affedersin ama tinerci barınağına benzer yerden kalıyorlar, yaşıyorlar. İşte bizim milletvekillerimiz, yani yerli olan aday olacak milletvekillerimiz öğrencilere bayağı bir hizmet. Onları görsünler, tanısınlar. Nereden kalıyorlar, nereden barınıyorlar? Onların ihtiyaçları acaba gideriyor mu? Yani bazıları var, üzerinde hatta bir çay parası bulunmuyor, öğrencileri gördüm az önce. Vatandaş olarak da hani bizim Bitlis iline yararlı yatırım yapabilmeleri lazım. Yani arazi işinden bayağı bir güzel, yani bir iş, yani milletine düşkün olan biri varsa aday olsunlar. Hepsine de sesleniyorum, bu işi yapabilen kişileri. Şimdiden de başarılar diliyorum. Olsunlar, can gönülden de destekleyeceğiz. Milleti düşünenleri biz destekleriz. Ama milleti düşünmeyen, vallahi babam da olsa ben desteklemem. Ben bunu gizlemiyorum yani. Yani herkesin bu
Size de kolay gelsin. Başka bir sorunuz varsa. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayır. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Abdurrahim Karavalık. Yangülü'de çalışıyorum, Tatvanlı'yım. Şimdi şöyle bir projemiz var bizim. 2019'da yerel seçimlerimiz olacak. Bu yerel seçimlerde bizim İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde Bitlisli hemşerilerimiz var. Bitlisli hemşerilerimiz sadece sandığa seçmen olarak gidiyor. Biz diyoruz ki ne, sadece seçmen değil, onlar da seçilsin istiyoruz, aday olsun istiyoruz. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de veya İslam ülkelerinde insanlar mesela çok çalışkan olanlar doktor oluyor. Şey oluyor. Ondan sonra ikinci derecede çalışkan olanlar mühendis oluyor. Üçüncü derecede şey olanlar da milletvekili, siyasetçi oluyorlar. Dördüncü derecede çalışkan olanlar da askeriyede görev alıyorlar. Gün geliyor dördüncü sınıftaki insanlar diğerlerini hepsini birden alaşağı yapabiliyor. Benim isteğim bir vatandaş olarak çok çalışkan olan, birinci derecedeki çalışkan olan insanların insanları yönetmesi. Anlatabildim mi? Belki baştan şey ettim, sınıf sınıf ayırdım ki anlaşılsın diye. Şimdi üçüncü derecedeki insanlar insanları yönettiğinde yönetemiyor. Benim hükümetten mesela baştaki olanlardan isteğim aday gösterdiklerinde bilinçli insanları, akıllı insanları aday göstersinler ki daha iyi olacağına, daha şey olacağına eminim. Ama dikkat ediyorsan Türkiye'de eğer kimin oyu çoksa, kimin parası çoksa onlar aday gösteriliyor. Ve o diğerleri de dedim ya çok çalışkan olan insanlar ya babaları onlara diyor ki doktor olsun, şey olsun. Şimdi doktor olabilirsin, şey olabilirsin ama insan olmadığında, şey olmadığında görüyorsun belki yurtlarda bir sürü annesine babasına bakmayan insanlar var, şeyler var. Biz istiyoruz ki adil bir yönetim, iyi bir insanların aday olması, çalışkan insanların aday olmasını istiyorum. Peki bu büyük şehirlerde Bitlisli hemşerilerimizi destekliyor musunuz? Aday olmalarını istiyor musunuz? Ya dedim ya Bitlisli değil, şu an bir Bitlis'te Türkiye yönetilmiyor. Türkiye'deki bütün insanların, ben dedim ya Bitlisli olup olmaması önemli. Benim istediğim bir vatandaş olarak bizi yönetenlerin birinci derecede çalışkan olan bilinçli insanların bizi yönetmesi, aday olmasını istiyorum. Yani Bitlislerin de orada dediğin gibi bu kapasitede olan insanlar varsa onlar olsun. Yani bir milletvekillerine bakabilirsiniz, bizi yönetenlere bakabilirsiniz. Mesela sizce bizi yönetecek kapasitede insanlar mıdır? Ona bakmak lazım, ona şeyde. Eğer öyle olmuş olsaydı şu an zengini tam zengin olmuş, fakiri tam fakir olmuş. Mühendisleri şeyleri şey edebiliyorsun yani baksan, baktığımız zaman benim gördüğüm bu. Yani bizi yönetenler parası olanlar, şey olanlar alt tabakanın halinden şey olmuyor. Eğer bugün bizi adil insanlar yönetmiş olsaydı dolarların, euroların bu şeyde olmazdı. Ben görüşüm. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Merhaba, öncelikle merhaba. Sizi tanıyalım. Sabahatullah Arçürk, Ensar Camisi'nde görev yapıyorum, imamım. Peki Sabahat Bey. Şimdi 2019'da bizim yerel seçimlerimiz olacak. Yerel ve genel. Hayırdır. Bu teşekkür ediyoruz. Bitlisli hemşerilerimiz çoğunluğu göç etti. Bir İstanbul, evet. Ankara, İzmir, Ankara, Bursa. Evet, burada sadece seçmen olarak gidiyorlar sandıklara. Biz sadece seçmen olmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda aday olmalarını istiyoruz. Biz de aynı görüşteyiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de istiyorum ki hepsi aday olsunlar. Yani bizden de çıksın oradan. Bak birim, bizden birisi madem ki çoğunlukta oradayız. Mersin olur, Antalya olur, İzmir olur, İstanbul olur. İstanbul baş semtlerinde aday olsunlar ve kazansınlar. Bizi temsil etsinler orada. Güzel bir şeydir. Ben taraftarız yani. Peki teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Partiden selamete hayırlı olsun. İnşallah kazanırlar. İnşallah aday olurlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ozan. İstanbul'da yaşıyorum. Tatile geldim burada. Böyle geziyoruz, dolaşıyoruz. Güzel yerler. Şimdi 2019'da bizim yerel ve genel seçimlerimiz olacak. Bu yerel ve genel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da yaşayan hemşerilerimiz sandığa sadece seçmen olarak gidiyor. Biz Kanal Bitlis ekibi olarak sadece seçmen değil de milletvekili olsunlar, aday olsunlar, onlar da seçilsin istiyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerimiz yani destekliyoruz, her zaman arkasındayız, yani arkalarındayız. Yani seçmen olarak değil, bir milletvekili olarak da arkalarında yani destek veriyoruz, arkalarında durmak istiyoruz.
bu kadar. Hayırlısını istiyoruz ya, bu durumda hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Alaaddin Seydaoğlu. Görün vaktim, Nur Şindiyim. Seyda Şemhamed Bakınoğlu'yum. Emekliyim. İnşaat sektöründe çalışıyorum. Yapsat yapıyorum. Çalışıyoruz böyle. Peki 2019'da yerel ve genel seçimlerimiz olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz sandığa sadece seçmen olarak gidiyor. Biz Kanal Bitlis ekibi olarak böyle bir çalışma başlattık. Sadece seçmen olarak değil de milletvekili adaylığını koysun istiyoruz. Bizim hemşerilerimiz de aday olsun. Öyle bir projemiz var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yetenekli Bitlis hemşerilerimiz çok var. Yani Nurşin'den olsun, Bitlis merkez olsun, ilçelerinden olsun. Tabii ki gönül ister ki o iş adamlarımız, bu yeteneğe sahip arkadaşlarımız böyle bir yerde de kendilerini göstersinler. Tüm kalbimizle destekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Vefa Oğuz. Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya gelmişim. Buralıyım. Çalışıyorum. Peki size kısa bir sorumuz olacak. 2019'da bizim yerel ve genel seçimlerimiz olacak. Bu yerel ve genel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde Bitlisli hemşerilerimiz sandığa sadece seçmen olarak gidiyor. Biz sadece seçmen olarak değil de onların aday olmasını istiyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu konu hakkında şöyle bir düşüncem var. Yani şimdi insanlarımız genel olarak toplumdan uzak kaldığı için ve toplumsal yakınlarını olmadığı için mesela Batı ve Doğu'daki ayrımcılığın devam etmesi yüzünden bence bu olayların devam ediliyor olduğunu kanaatindeyim. Ha şöyle bir durum var. Bizim insanlarımız buradan Batı'ya gidiyor ama başka bir gözle onlara bakılıyor. Yani işte yabancıdır, buraya gelmiş, neye gelmiş, hayırdır meselelerine giriyorlar. Ama bizim insanlarımız gittiği zaman onları da bence daha güzel karşılanması lazım. Onlara da daha güzel bir oy kullanımı şartları sunulması lazım. Neden mesela ayrımcılık yapılıyor ki? Ben şunu düşünüyorum. Eğer bu ileriki zamanlarda olursa emin ol ki bu ayrımcılığın devam edeceği ve Türkiye'de artık Türk-Kürt ayrımı daha büyük olacağı ve insanlar menfaatlerini kullanarak bunları yönelteceği. Yani insanlarımıza biraz daha önem gösterilmesi lazım. Çünkü onlar kendini şu anda dışlanılmış olarak hissediyor. Yani onlar da bir milletvekili olabilir. Onlar da bir başbakanlığa seçimine girebilir. Yani bunların ayrımcılığın dışarısında bırakılması lazım. Biz hepimiz biriz. Hepimiz Türkiye bayrağı altında yaşıyoruz. Türk'ü yok, Kürt'ü yok, Laz'ı yok, Çerkez'i yok. Bunların daha önemsenmesi lazım. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Eğer bugünkü bir Türk ya da bir Kürt seçmen olduğu zaman diğeri başka bir şekilde kullanıyorsa, o diğeri başka bir şekilde kullanıyorsa Kürt'ün aklında ya da Türk'ün aklında, Laz'ın aklında şu düşünce olur. Niye ben bu şekilde kullanıyorum, niye o adam bu şekilde kullanıyor? Benim sıkıntım sadece biraz daha artık birlik olmamız lazım. Çünkü biz İsrail'le, Avrupa'yla biz çatışmıyoruz ki, biz sadece kendi ülkemizde çatışıyoruz. Bizim artık legal düşünceleri başka bir kenara bırakmamız lazım, illegal düşüncelere gitmemiz lazım. İnsanların görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri ne olursa olsun buna saygı duymamız lazım. Herkesin özgür bir iradesi var, herkesin kendine düşüncesi var. Bunları yaşarken ilk önce dışlanarak yaşanmaması lazım. Ha ya Bitlis'ten gelmiş seçmen olarak gitsin. Niye böyle düşünüyorsunuz? O Bitlis'i de başbakan olabilir, o Bitlis'i de vali olabilir, o Bitlis'i de kaymakam olabilir. Ya da sadece Doğu tarafından konuşmayalım. Laz'ı da bugün başka bir şey olabilir. Mesela milletvekili de olabilir, cumhurbaşkanı da olabilir. Buraya girmemiz lazım. Biz neden olarak onları seçmen olduğunu düşündüğümüz zaman burada bir ayrımcılık söz konusu oluyor. Neymiş efendim, Batı'dan gelmiş seçmen olarak oy kullanacak. Niye kardeşim, ben belki geçtim oraya, tamam mı? Bugün bir Diyarbakırlı'yı götürsen oraya, emin ol ki yine o seçmen olarak gidecek. Bu sefer milletvekili olarak oy kullanmayacak ya da başka bir şekilde oy kullanmayacak. Benim sadece ön yazım ya da ön görüşüm şudur. Herkes bir olsun, herkes tek devlet altında yürüsün. Ha bugün bir ayrımcılık olursa yarın öbür gün daha kötü şeylere de olacak. Türk-Kürt ayrımı daha büyüyecek. Artık kimse kimseyi tanımaz, kimse kimseyi bilmez. Bu sefer senin Kürt'ün kapısına gittiğin zaman o sana kapıyı açmaz. Sen Türk'ün kapısına gittiğin zaman o da senin kapını açmaz. Bir milletvekili seçiminde eğer ki bir insan, bir milletvekilisi bugün gidiyorsa, seçmen olarak oy kullanıyorsa, bence bu Türkiye'nin ayrımcılık ilkesine dayanarak bunu belli ediyorlar. Yani bugün bir milletvekili kalkıp burada sadece seçmen olarak oy kullanıyorsa, bu bizim adaletimizin ve hukukun olmadığını ben düşünerek söylüyorum. Bunu her daim de söyleyeceğim. Sadece şunu söylüyorum.
Bu millet tek bir milletse, bu millet 15 Temmuz'da hepsi buradaysa, bence herkesin eşit davranması lazım, eşit olarak yargılanması lazım. Biz bugün birsek, emin ol ki biz yine biriz, ama yarın öbür gün yine ayrımcılık olursa, Bitlis milletvekili sadece Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde seçmen olarak oy kullanıyorsa, emin ol ki biz bu halde devam edersek asla bir olmayız. Daha kötüye de gidebilir. Herkes artık, insanlar birbirini dışlar, insanlar birbirini yargılar. Bitti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir Tarafsız Mikrofon programının daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte halkımızın tepkilerini ölçtük. Halkımıza sorduğumuz soruların yanıtlarını aldık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle.